tip anahtarlı motosiklet kilidini tanıtacağım. Hadi buyurun. Bir türlü motosiklete uygun olan halatlı tip kilidimizi Motolux Rossi 50'ye kullanacağız dostlar. Şöyle kilidimize yakından bakacak olursak arkadaşlar, her şeyden önce bizim için kilidin gövdesinin motosiklete zarar vermemesi gerekir. Dolayısıyla gövdesi çok yumuşak değil ama böyle lastikimsi bir yapıya sahip ve içinde de çelik halat mevcut. Çelik halatın kalınlığını maalesef bilmiyorum ama dış plastikle birlikte kalınlığı 24 milim, yani 2,5 santime falan geliyor kalınlığı. Şöyle kalın ve kabaca bir kilit. Baş tarafı da sert plastikten yapılmış. Kilit tarafı da böyle kapaklı, sürgülü bir yapıya sahip arkadaşlar. Anahtarına bakacak olursak, anahtarı da klasik anahtarlar gibi değil, şifresi yandan şifreli, biraz daha ileri seviye bir anahtar şifre modeli yapmışlar. İki tane anahtar var. Bir tanesi şu kırmızı olan asil, bir tanesi de yedek arkadaşlar. Bence 3 tane olsa daha mantıklı olurmuş. Bu kalitedeki, bu irilikteki ve bu fiyatlı bu ürün de 3 tane anahtar olsa bence daha iyi olurmuş ama yapacak bir şey yok. Anahtarın da şöyle bir güzelliği var. Bakın arkadaşlar, ışığı var. Yani gecede gündüzde kilitleyip açarken deli gözüksün diye adamlar buraya hiç üşenmemişler. Işık koymuş. Gerçekten ışık da şık olmuş. Kilidimizi açacak olursak birazcık sert girebiliyor, ilk yeniliğinden kaynaklı. Biz bunu kullanmadan önce bir WD-40 ile hafiften yağlarsanız daha kolay da geçebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla evet, şöyle anahtarımızı yerine ittik ve çevirdiğimiz zaman anahtar yerinden böyle çıkıyor. Şimdi kilidimizin en güzel ve en sevdiğim taraflarından bir tanesi de kafanın böyle sonsuz şekilde dönüyor olması. Bu gerçekten bir güzel özellik. Çünkü direğin etrafına, motorun tekerinden geçirip direğin etrafına geçirdiğiniz zaman kilit böyle, yani şu vaziyette böyle takmaya zorlamayın diye adamlar şöyle kafasını çevirir döner bir vaziyete getirmiş. Yani şöyle yukarı doğru denk geldiğinde takmamız gerçekten zor olacak. O yüzden her istediğimiz açıda dönerli yapmışlar ki rahat bir açılıp kapanma sağlansın diye dostlar. Evet, şöyle tekrardan kilidimizi açtım. Kilit mekanizması alüminyum döküm bir malzeme. Dediğim gibi dışında plastik, sert bir plastik malzeme var. İç kısmında da alüminyum dökümden yapılmış. Genelde kilitler bu şekilde yapılır. İç tarafında şöyle bakacak olursak da içinde bakın hareket eden mekanizmayı görebilirsiniz. Bunun çalışma mantığı şu. Bakın şöyle biz çevirdikçe içinde parça oynuyor. Evet, çalışma mantığı şu. Şu halatın uç tarafında şöyle bir girinti kısım var. Biz kilidi yerine ittiğimizde az önceki hareket eden mekanizma buraya giriyor ve kilit çıkmıyor. Anahtarı çevirdiğimizde bu mekanizma buradan şöyle yer değiştiriyor ve bu tırnaktan boşa çıkıyor ve o şekilde çalışıyor. Güvenliği konusunda aslında çok fazla bilgim yok. Yani bu kilit baskıya ya da makasa çekici dayanıklılığı konusunda çok fazla bilgim yok ama en azından görsel olarak ve örme halatıyla birlikte, mesela bunu şuradan koparmak zor olur ama şu baş kısmı, yani çok fazla tecrübem yok. Bunu eğer almak isterseniz internetten araştırıp eğer varsa oradan o konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Biz bu kilidi alırken 1,5 metrelik diye aldık ama az önce ölçtüm, 2 metre çıktı. Benim bildiğim 1 metrelik, 1,5 metrelik ve bunu 2 metreliği de varmış. 3 serisi var diye biliyorum ama çok emin değilim. Şu anda elimizdeki kilidin ölçüsü ise dediğim gibi tam 2 metre geliyor arkadaşlar. Hemen başıyla birlikte ölçecek olursak şöyle yapalım. Evet, şöyle ölçüyorum. Evet, kilit hakikaten böyle baba bir kilit. Evet. Sert olduğu için de, çok fazla sert değil onu söyleyeyim ama
diğer ince kilitler kadar da böyle çabucak dönüvermiyor sonuçta kilit. Hatta 2.10 falan geliyor da kıvrımla falan tam ölçemedim. 2 metreye falan denk geliyor. Bir de şöyle direğe bir yere kilitlediğimizde nasıl oluyor? Bir de onu görelim. Şimdi dediğim gibi tek sıkıntı şu uç tarafını motosikletin jantına değdirmemeye çalışın. Sonuçta uç tarafını mecburen adamlar metalden yapmışlar içe giren kısmını. Değdirmeden jantından arka tarafına şöyle ittiğimizde bakın bizde direkt değil de şöyle bir şey var. Ağaca denk getirip ve kitleyip bu şekilde yaklaşık arasında da ne kadar mesafe var? Arasında da 50 santim kadar mesafe var. Gerçi bunun boyutlarını siz ona göre değişik ebatlarda alıyorsunuz ama 2 metrelik bir şey kilit yaklaşık 30 santimlik bir 40 santimlik bir ağaç gövdesine de bu kadar mesafeden yaklaşıp kilidimizi motor bisikletimizi ön tekerinden kilitleyebiliyoruz dostlar. Evet arkadaşlar yani kilidimiz güzel. Özellikle ışığının gerçekten olması. Gece açıp kapatırken güzel, çok şık olmuş. Yani almak isterseniz fiyatı daha biz mahallemizdeki tamirciden aldık. 2 metrelik kilidi 180 liraya falan almıştık. Bu tarih itibariyle fiyatı da bu şekilde. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın sonuna daha gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.